Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kebair bahsediyor dile-i şeride. Kebair, bağladı da geçiyor bu. Mubikat-ı Seba diye geçiyor. 52 tane kebair var alimlerin. Sari ifade kebair, Kur'an'da açık olarak haram dediği şeyler. 52 tane. Ben de bunu ulema kategorize etmiş, kategoriye ayırmış. Derken Bediüzzaman Hazretleri de bunu malum yediye ayırmış. Yedi. Yediye indirgemiş. Kulasalamış. Yedi tane. Neydi abiler? Bunu sayabilecek miyiz? Kumar. İçki. Zina. He? Ukukuvalideyn. Katisilayrayin. Mümin arasını. Başka? Katr. Başka? Yani dine zarar verecek bir dalar taraftan olmak altı. Bir tane de kaldı. Neydi? Katil söyledik. Yalancı şehadet. Yalancı şehadettik. Burada en bizi alakadar eden katil silahirayimdir. Konum o değil ama bu lazım. Sıla bağ demektir, bağ. Rahim de Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim olan o rahim, rahimin onayladığı bağ demektir. Rahimin onayladığı bağ, bunu toplumda akraba bağı olarak hulasa etmiş halk. Böyle değil tabii. Mesela müminler arasındaki bağdan bahsediyor. İşaret edeceğiz. Da onu katlettiler diyor. Katlettiler, kestiler diyor. Gidip müminler arasında bağ. Bir de Allah'ın rububiyetine, Rablığına küstürler diyor. Yani ahdlerini bozarlar diyor. Üç tane bağdan bahsediyor Risale'de. Bilenler bu dolaştığımı, fikren dolaştığımı biliyorlar. En yükseği de budur. Allah ile bağ bozarlar. Nedir o? İnsanın fıtratı Allah'ı onaylamak üzerine yaratılmış. Yani fıtrat hastesi bu. Allah ile bağ, bunu katlederler. Bunu Elestu bi rabbikum galu bela meselesi 178'de işaret edeceğiz de orada bunu niye unuttunuz diyor. İkinci kat sırasını müminlere arasındaki bağ, sonra işte akrabalar arasındaki bağ. Yani rahimin onayladığı bağ. Rahim. Sistem içinde rahim var. Yoksa böyle ana baba manası sırf değil, çok nakıs olur. Çünkü 52 kebairden 7 tane hulasalanmış, bir tanesi de bu. Yani öyle ana baba, mesela akraba bağ olsa bu kadar sıradan olmaz ya. Yani fıtratına ihanet ederler, fıtratını bozarlar, fıtratının gereğini yapmazlar, kendilerine yalan söylerler. İkincisi müminler arasındaki bağ keserler, yani dava işlemez. Birbirini kucaklama, affetme, sevme, tahammül etme, peygamber-sahabe ilişkisi gibi. Üçüncüsü de müminler arasındaki bağ. Şimdi bu 52 tane kebair var Kur'an'da açık olarak emir. 52 tane kebair varsa diye ben kendi kafamla, demek ki 52 tane bu adamın, şeytanın ihvası var. Tuzağı var. Sistemi var. Merak ettim. 52 tane şeytanın sıfatı. Acaba bizde hangileri var? Hangileri aktif? Şöyle başlayacağım.
Onu okuyacağım ben Kur'an'da. Kur'an'dan açık olarak söylediği, ima olarak da söylediği sıfatları var. Onunla uğraştım iki gün. 52 tane kebaire, 52 tane şeytanın sıfatı. Bizde ne alakası var? Yani ne yapacağım ben şeytan sıfatıymış? Yani bende hangisi var? Yani tedbirimi almam lazım. Şeytani sıfatlar hangisileri? 10. işaret, 82. sayfa lemalar. İblisin en mühim desisesi. Kur'an'da iblis kullanılıyor. Malum bu adamın adı Azazi. Mudil esmasına dayanıyor. Yaratılışı o esmaya dayanıyor. Mülk cihetiyle melek ve şeytan birbirine zıttır. Melekût cihetiyle şeytanla melek aynıdır. Esmadır. Birisi Nur isminden, bir tanesi de Mudil isminden yaratılmış. Her şeyin, unutmayın, külliyattaki tanımlamalardan söylüyorum. Bir, her şeyin bir sureti var. İki, daha içeriye gir. İnsanda bir kanuniyeti var. Üç, bunların bir kaynağı var. Esma, hakikat. Bunların da çıkış menbaı var. Sıfat, suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Böyle geçiyor. Şimdi şeytanın zahirdeki sureti, işte bu sıfatlar. İsmi Azazi. Kaynağı Mudil. Kur'an'da farklı sıfatları kullanılıyor. Şeytan bir sıfattır. Kendisi değil. İblis bir sıfattır. Kendisi değil. Hannas bir sıfattır. Kendisi değil. Burada öne çıkan, Kur'an'da da çok çıkıyor. İblis diyor cinlerdendi diyor. Kur'an'da bir mana böyle geçiyor. Yani cinlerin kafirler iblistir. Cinlerin Müslümanı vardır. Cin suresi Kur'an'da geçiyor. Allah Resulü hakkında da o hadisleri var. Mektubatta da, Üstad Hazretleri'nin mektubatında da bir onların kavmine gidip Allah Resulü dini tebliğ ettiğini söylüyor. Müslümanları da var. Kafirleri de var. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَا لِيَعْبُدُونَ Cinler ve insanlar imtihana tabi tutulmuş. Kabul edenler var. İnsanlarda da cinni şeytanlardan, şeytanın vasfını yapan, sıfatlarını yapan, o vazifeyi yapan insan suretinde iblisler de var. Sokakta gördüğümüz hepsi insan değil. İnsan suretinde şeytanlar var. Şimdi biz onlar fazla ilgilendirmiyor bir derece de iblisin en mühim bir desisesi, tuzağı. Nedir o? Kendini, kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Bana bir şey söyledin Mehmet Ali, sensin ben. Ben seni inkar edemem çünkü sana tabi. İblis denilen bir sıfat, Allah Resulü'nün tabiriyle bedenimizde kan dolaştığı gibi kanımızda da bu var. Şeytan dolaşır diyor. Tuzağı şu, onun isteği isteğimiz olmuş. İstiyorum. Kim istiyor bunu? Kim istiyor? Sen mi istiyorsun hakikaten? Yoksa onun isteği, isteğin olmuş. İkilem yaşarız bazı şeylerde, çok şeylerde. De, deme, vur, vurma. Ayıptır. Olur mu ya? İki kişi tane bizim dışımızda karakter var. Yani birbirine zıt. Biz bunu fark ederiz. Bu. Vur o canım. Ulan olur mu ya? Söyle bunu. Hayır canım, geri mi ya? Ki Kur'an'da kulağınıza, sol kulağınıza gelir. Verme, verme. Biter diyor. Zekat için, sadaka için. Böyle der diyor. Tamam. Bu adam böyle der. O zaman içimizden geçen her dürtüleri bizden mi kaynaklanıyor? Bizden mi kaynaklanıyor? Öyle diyeyim, ağzınıza elmayı aldınız, elma çözülüyor, tükürük onu kimyasal yapıya dönüştürüyor,
dilin içinde, üzerinde ama dibine doğru sinir uçları var. Oraya gidiyor. Eriyen o gıdalar, elma. Sonra o sinirler beyinde lezzet alma merkezine gidiyor. Lezzeti burada alıyoruz, burada almıyoruz. Burada kimyasal hadise oluyor. Dille beyin arasında impuls denilen elektriksel bir dalga ile gidiyor. Bu malum şeyler. Ben şunu diyeceğim. Dil olmasın. Şurada lezzet alma komutuna eğer oraya müdahale edilse elma ağzına koymadan elma lezzet alırsın. Cinsellik de böyledir. Bedensel olmadığı halde cinsel komut merkezine müdahale edildiği için sanki realiteymiş gibi insan ihtilam oluyor. Aynı ihtilam olduğu gibi elma lezzeti de alırsın. İşte buraya bir müdahale ediyor, biz istiyoruz. Ne istiyoruz? Bak onu anlatayım. Biz mi istiyoruz? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, odunu yaksanız çıkan dumandan cinler yaratılır. Cinlerin gıdasıdır. Şeytan ateştendir. Çıkan ateşten şeytan yaratılır. Nurdan melek yaratılır. Kalan külden insan yaratılır. Kimin gıdası ise o istiyor. Vurun odun, vurun, vurun, bağırma çama, öfke, asabilik, sinir böyle şeytandandır, ateştendir. Yakıp yıkıyor. Duman cinlerin gıdası olduğu için onlardandır. Bir sigara versene, sigara istiyor, canım sigara istiyor diyen sensin ama dettiren şuraya basandır. Onu cinler basıyor. O sinyali o veriyor. Tamam? İman etmemiş cinler. Sinyal veriyor. Sigara iste oradan geliyor. Ama Ramazan'da bloke ettiğin için dimağa giremiyor. Sigara istemiyorsun ama iftarda istiyorsun. Abi o adam da oruç tutuyorsa iyi olur. O adam Müslüman değil ki o şey onu yapan. Müslüman değil. Müslüman olmasa olursa zaten sana bir şey demiyor. O seni koruyor, sana yardım ediyor. Ben sana nasıl muavin isem, sen bana nasıl yardım ediyorsan, Müslüman cinler de Müslüman insanlara böyledir. Biz de öyleyiz. Arkamızda namaz kılarlar onlar. Bizim arkamızda mutlaka namaz kılıyorlar Müslüman cinler. Onlar değil. Buraya basan o. İstiyorum. Bil yani. Sigarayı kim istiyor? Vur o zaman falan falan. Asabilik var. Şey, şeytandandır. Kızmak. Şimdi çok mühim, acayip bir şey ustad. Onun isteği isteğim olmuş. Fikri fikrim olmuş. Arzusu arzum olmuş. Ama ayırt edemiyorum. Nasıl ayırt edeceğim? Dine zıt olan her istek ondan da ondandır. Bak ne yapmış? İblisin en mühim bir desisisi. Sen ben. Burada yapamazsın beni. Yani senin fikrin benim her daim fikrim olmaz. Ama sen Mehmet Ali dışarıdasın. Şeytan öyle değil. İçeride ol. İçeride olunca insanın kafasında dimanda meratip var der. Tahayyül ve tasavvur. İkisi bir araya gelince bu sefer serbest bölgedir dimada. Oraya atar bunu. Şeytan, kafir cinler, seyrettiğimiz olumsuz şarkılar, filmler ve bulunduğumuz olumsuz mekanlar. Dört. Bir daha şeytanlar, kafir cinler, olumsuz sesler ve görüntüler, olumsuz mekanlar. Bu taraftan ise melekler, Müslüman cinler, olumlu videolar, sesler, dersler, olumlu mekanlar buraya atar. Böyle serbest bölge. Bir derece diyor 75. sayfada, Ustad Lemalar'da. Buraya atıldı mı? Burayı her daim kontrol edemezsin. Buranın adı serbest bölge. Bizim ismini verdiğimiz. Ama Ustad diyor ki, öyle bir yer ki burası diyor, öyle bir yer ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, belki teklif altına girmezler. İnsanın ihtiyar ve iradesine rağmen işler yaptırırlar ama mesul da olmazlar. Bazı şeylerde. Ve Abdülkadir şaşırdı böyle. Şaşırmadın değil mi abi? Burada var abi, bak okuyayım. İnsanın latifeleri içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, belki de mesuliyet altına giremezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki, senin istedadın hakka ve imana muvafık değil ki böyle ihtiyarsız batı şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiş. O biçare adam yese düşüp helakete gider. Bak. Teşhis edemeyin iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler.
belki de mesuliyet altına da girmezler. Gidiyor. Orayı ben meşgul oldum çok fazla. Biliyorsunuz meşgul olduğumu. Fazla meşgul oldum. 2 seneden beri meşgul oluyorum. Orası hakkında her daim insanın kontrolünde olmayan, her şeyin her mertebesi bulunduğu, her şeyin her yerde bulunduğu ve sahip sıfatlara sahip. Arkadaşlar, bu kadar uzatmamın sebebi, iblisin en mühim desisesi buraya atıyor. Onun isteği, isteğimiz gibi gözükmüş. Diyor ki, kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmelidir. Nasıl inkar ettirir? Şimdi şeytanı eğer kabul etmese veya şuurunda olmasa ben istiyorum. Tamam. Kim istiyor ki? Ben istiyorum ya, farklı birisi. Hayır, sen değilsin, başka birisi. Ne başkası birisi ya? Bu dersi dinlemeyen, insan kendisini tanımayan, yani içindeki isteğin başka birilerinin isteği olduğunu nasıl intikal eder ya? Bu tespit edilemez ki böyle bir şey. Doktorlukla alakalı söyleyeyim. Cinleri ve şeytanları kabul etmediği için tıp, ortodoks tıbbıdır şu anda Türkiye'de okutulan. 3 tane tıp şeyi var. Şeytanı ve cinleri kabul etmediği için şeytan ve cinlerin tahribatını bedensel zannediyor. Tamir edemez. Niçin edemez? Çünkü tamir eden kaynağı cinni ve şeytan kabul etmiyor. Oysa cinler, onlardan bir tane ifrit diyor. Belkisin tahtını getiririm diyor. Maddi bir şeyleri de var, eylemleri de var. Taht var ya, tahtını getirmiş. Sonra Belkis'e sormuş. Biraz değiştirmiş. Kasten söylemelerse ve bu senin tahtın mı diyor. Çok benziyor diyor ya. Ama ilmi celb bir zat diyor. Ben gözü kapan indirirken de çıkartmadan getirir. O kapan indirip kaldırana kadar diyor. İnsan evindeki alim daha çabuk yapıyor. Yani bak şey anlatmaya çalışıyorum. Maddi müdahaleleri var ya. Ama ona da biz fetva veriyoruz. Demek ki böyle bir şey var insanda. Kendini şeytan, iblis, şeytan değil bu, iblis sıfatı. Kendine tabi olanları inkar ettirmektir. Şu zamanda hususan maddiyonların felsefeleriyle zihni bulananlar, yani felsefeyle bulanmış, ya olur mu canım, nereden çıkar, öyle bir şey mi olur ya? Şeytan varmış kafasında. Usta diyor, kafasında bir ifrit var ki diyor, bunları söylüyor. Kafasında bir ifrit var diyor. Tamam, karşında o usta bazen böyle, ustanın karşısına çıkmış. İnsanın ağzını kullanır. Böyle. Bunlar yer yer şahit olanlarınız vardır. Mesela hastaya okuduğunuz zaman adam devlet işi oluyor, bayılıyor. Karşımıza bambaşka bir şahsiye çıkıyor. Bırak beni! Falan. Seninle konuşup pazarlık yapıyor. Bu ahmağa diyor, ne uğraşıyorsun bu ahmakla diyor. Banyo da devletli diyor. Seni hiç dinlemiyor ki diyor. Ne işin var senin burada? Diyor. Konuşuyorsun, bir şahsiyet var başka. Yani çok tuhaf. Niye? Niye anlamıyorlar? Şu zamanda hususen maddiyonların felsefeleriyle zihni bulananlar, zihni bulanmış, bu bedi meseleyi tereddüt gösteriyorlar. Gösterdikleri için. Hatta o kadar ileri gidebiliyor ki maddeye dönüşebiliyor. 246 sözlerde erva habiseden bahsediyor. Erva habise o kadar şiddetlenirse mevadi şerir olur. Şerir maddeye dönüşür. 246. Yani onun meseleleri sekeri. Peki neyle telafi edilir diyor. 258 sayfa veriyorum size. Tilsimat-ı Kur'aniye ile diyor. Tilsimat-ı Kur'aniye'dir. Latif nükteler. 30-31-32. Sayfada huruf-u mukatta maddi bir enerji paketidir o. Enerji. Aynı pakettir. Enerjidir. Yani patates zahirde patatestir. Yediğiniz zaman enerjidir artık. Kelam zahirde kelamdır ama içeride enerjidir, latifedirisidir, fikirdir. Atıyorum sana. 2 sene kaldıramıyorsun. Bana bir laf dedin, vallahi 2 sene de unutamıyorum. Veya düşünceler de enerji paketidir. Düşünüyorsun, konsantre diyor. Nereden çıktı o enerji? Hiçbir şey yoktu. Sporda konsantre, bizde tefekkür. Yaptığın zaman böyle güç çıkmıyor. O güç, çıkan güç neredeydi? O tefekkürle çıktığı gibi iman da tefekkürle böyle çıkıyor. Şeye benzetiyorum ben bunu. Ben ocaktayım şimdi size. 5 litre süt alan bir tencereyi düşünün. Tefekkürle, konsantreyle güç nasıl çıkar? Yani iman nasıl enerjidir?
Bu konsantre ile nasıl enerji çıkıyor ona ait bir misal vereceğim. Bir tencere düşünün. 5 litre süt alıyor. Dibine ben 1 litre süt koydum. Gazı verdim. Tam taşıyor İbrahim'i çağırdım. İbrahim gelse. Geldiğim vakti süt ne kadardır? 5 litre. 5 litre tam dolmuş. Sen diyebilir misin abi bu şey? Vay be abim ne kadar sütümüz var. Tamam gazı verdim. Gazı da öyle bir verdim ki ne taşıyor ne aşağıda. Vay be bir tencere süt var. Yarım saat sonra gel bakayım dibe inmiş. Yani düşünceyle güçler böyle aktif olur. İman da böyle aktif oluyor. İman ustad kuvvettir diyor, nurdur diyor. 23. sözde. Güçtür. Aynı böyle. Ama bak nasıl kabardı. Nasıl kabarıyor ya? İşte kabarıyor. Yani sen konsantreyle nasıl gücünü çıkartıyorsun? Onun adı bil kuvvedir, bil fiil oluyor. Ama felsefeyle o kadar insan kafası bunalmış ki bu bedihi meseleleri zihni bulanmış olanlar anlayamıyorlar. Zihni bulananlar bu bedihi mesele tereddüt gösterdikleri için şeytanın bu desisesine karşı iki söz söyleyeceğim diye devam ediyor. Ben size bununla alakalı işte meşgul olduğum Kur'an'la 52 tane kebairi ortaya çıkartan 52 tane şeytanın sıfatı bizde hangileri ve neyi aktif ediyor ona bakacağız. İki buçuk gün uğraştım. Sinsi ve yalancıdır. İbrahim suresi 22. Sinsi ve yalancıdır. Var mı bizde? Azgın ve kaypağıttır. Haç 3. Haç suresi 3. ayet. Gücü yalnızca çağırmaya yeter. İbrahim 22. Çağırır. O kadar. İyilikten ve hayırdan yana hiçbir yönü yoktur. Nisa 117. İnsanların üzerindeki etkisi pisliktir. Enfal 11. İnsanların şükretmelerini engellemek ister. Araf 17. Çok acayip. İnsanlara korku vermeye çalışır. İmran 175. Korku aklidir. Haf kalbidir. Farkı söylüyorum. Çocuğu döver baba kaçar. Anne döver, anneye yanaşır. Annedeki korku lezzetlidir. Daha celbeder. Onun adı haftır. Korkun içinde lezzet vardır. Hafa dönüşür. Korku uzaklaştırıyorsa o korkudur. O aklidir. Karanlık aklidir Risale'de. Zulmet kalbi olduğu gibi. İnsanların dimağına korku salar. Korku sizi Allah'tan ümitsizliğe sevk ediyorsa korkudur. Gayreti itiyorsa korku değildir. Haftır. Hafullah'ta lezzet vardır. Allah'ın dışında her korkulardan kaçılır, Allah hariç. Allah korktukça yanaşılıyor. Müslüman günah yapmaz demez Kur'an. Müslümanda ümitsizlik olmaz der. Ümitsizlik olmaz. Ama onu pompalar. Gelecek o da. İnsanlar korku vermeye çalışır. Dedik İmran 175. Müminler arasında bozmaya çalışır. İsrail 3, Maide 91. İnsanları sözde onlara iyilik yaptığını ikna etmeye çalışır. Araf 21 ve evet 21. Allah'ın adını kullanarak saptırmaya çalışır. Fatır 5 ve 6. Yani vallahi ben bunu 5'e aldım. Yemin ediyor yalan söylüyor. Kim söylüyor o anda? Şeytandır. Onun ağzını ve kafasını kullanıyor. Vallahi 5'e aldım diyorsa 1'e almış. Yemin ederler diyor. Allah'ın adını kullanarak saptırmaya çalışır. Fatır 5-6 dedik. Müminlerin, değil mi? Vallahi 5'e aldım diyor. Ulan niye Allah'ı kullanıyorsun? Biri aldın. İşte o. Girmiş kafasına. O konuşuyor. Benimle konuşan şeytandı diyor usta. Nasıl bir şey ya? Nasıl konuşur mu? Beyazıt Camisi'nde diyor. Kendisini görmedim ama sesini duydum diyor. Bana dedi ki diyor. Sen çok Kur'an'ı âli şöyle şöyle görüyorsun. Öyle mi arkadaşlar? Hatırlarsınız ben. Ondan sonra ne acayip soru soruyor değil mi? Yani şeytan o kadar lazım ki. Ama ne kadar ciddi bir ilim çıkıyor. Bir, şeytanın
İki tane insana kazanımı var ki melekler bile yapamaz onu. Bir kemalat insaniye. Kemalat insaniye sebebiyet veriyor. İki makasıdı. Hayriye külliye vesile oluyor. Kemalat insaniye sebebiyet veriyor. Makasıdı hayriye külliyeye vasıtalık yapıyor ki bunu melek yapamaz. Bu cihetle çok iyi oluyor. Rahmet okuma bu meluna. Lanetlenmiş. İşe yarıyor diye ona şey yapacağız değiliz. Ama yani niye yaratılmış bu kadar şey? Kemalat olmayacaktı Ömer. Hepimiz melek gibi kalacaktık. Size bir böyle bir parça böyle hem teneffüs ettirdim, çok hızlı konuştum. İşaret Hicaz'da var, onu merak ettim. Tefsirlerde nasıl geçiyor dedim. Melekler biraz şey yapıyor, tereddüt ediyor. Ya Rabbi kan dökecekleri mi yaratacaksın? Yufsidûne fil arz. Orada merak ettim, yani melekler zişurdur, ilim sahibidir. Ve ustad diyor yani bunlar melekler nereden bilmiş insan? Bir, lef-i muhafıza bakmışlar. İki, insan fıtratına bakıp kan dökecekleri ortaya çıkıyor. Onun için itiraz etmiş. Biz kafi değil miyiz? Ondan sonra bizde niye üstün tuttun diyor. Onlar hakkında sizin bilmediğiniz benim bildiğim var diyor. Pek ikna olmamışlara gözüküyor ki benim şeyim. Allah meleklere diyor ki bu burada kalsın hususi, bunu da kestireceğim zaten. Meleklere diyor ki bu hususi kalacak. Peki dedi, aranızda dört melek hariç, aranızda şey de geçiyor yani, rivayette de geçiyor bu hadiste de. Aranızda diyor iki tane seçin diyor melek. En kalitenizi seçin. Harut ve Marut'u seçiyorlar. Ön alimleri onlarmış. Tamam. Seni yeryüzüne indireceğim. Sen insanlar hakkında itiraz ettiniz. Bakalım onlar yani bu kadar sapıtır ama o kadar kaliteli de insan olacak diyor. Biz onlardan üstün olacağız diyor. Cenab-ı Hak peki tamam deneyelim. Sizi indireceğim. Ama melek olarak indireceğim ama öyle eşitsiz bir mukayese olmaz. Size de üç tane sıfat takacağım. İki tane. Üç tane sıfatınız var ama iki tane de ekleyeceğim. Kuvve-i akliye var. Kuvve-i gadabiye ile kuvve-i şerbiye ekleyeceğim size diyor. Melaksiniz ya. Üstün donanımlara sahip. Öğrenmeyeceksiniz. Zaten biliyorsun. İki tane şey ekleyeceğim. Kuvve-i şerbiye, kuvve-i gadabiye. Sabah ineceksiniz işe gider gibi. Akşam geleceksiniz. Yani sabah iniyorlar. Akşam ayet-i kürsü okuyup çıkıp gidiyorlar. Ne yapacaklar? Adliye vazifesini yapacaklar. Kadirlik vazifesini yapacaklar. İnsanlara hizmet edecekler. İki tane melek. Bir de Müslümanlar karı koca arasındaki sıkıntı olursa onu gidermeye çalışacak. Şeytanın tuzaklarına karşı sihir, büyü kötü bir şey değil ilk önce. Öyle değildi. Şeytanın oyulmasına karşı ona bir tepki olarak bu ilmi de öğretecekti. İnmişler kuvve-i şerriye, kuvve-i gadabiye. Tabi devam ediyor. Sabah iniyorlar, akşam gidiyorlar. Sabah gün. Derken bir kadın kocasından şikayetçi. Zalimlik yapıyor çok. Ama o kadar güzel ki acayip. Kuvve-i şerriye takıldığı için melekler kafaya taktı. Şerriye var ya. Ona sahip olmak istediler. Kadın hayır dedi. İsrar edince o zaman bir şartım var dedi. Kocamı öldürün, tamam dedi. Dedi ki olur mu ya dedi. Olmadı. O zaman ertesi gün tekrar böyle talepte bulunca bu kucağımdaki çocuk onundur diyor. O zaman bu çocuğunu öldürün onun dedi. Yok dedi. Üçüncü başka bir gün geldi. Dedi ki o zaman içki için dedi. Yoksa başka kendimi size teslim etmem. Dedi ya o adam o çocuk bunların suçu yok. Biz nasılsa kuralı usulü biliyoruz. Ama şey insanlar böyle diyor. Sonra tövbe edelim. Başkasına zarar yok içki. Kendimize zarar var. Ama adım karşıyı öldürmek gibi değil. Bizim gibi felsefe yaptılar tabii. Kuvve-i akliye var. İçki içmek zorunda kaldılar. Kuvve-i şehriyeden dolayı. İçince de çocuğu da öldürdüler. Adamı da öldürdüler. Ondan sonra işte şu anda kıyamete kadar tefsirciler Tarsus taraflarından deniliyor. Ayaklarından asılmış duruyorlar. Ama atom olarak gözükmüyorlar. Sihir, kötü sihir ve büyü yapmak isteyenler o mağaraya giriyor alem şimdi. Sesini duyarlar. Allah şöyle bir vaadi var. Bak sihir büyü istiyorsanız benden o zaman öğreteceğim ama bir şart var. Razıysanız. Allah'a ve ahirette vazgeçeceksiniz. Hiçbir nasibiniz olmayacak. Kafir ve imansız öleceksiniz. Kabul ediyorsanız öğreteyim. Kabul edenleri öğretiyorlar. Yani sizi bu arada şaşırdınız.
Sizde kuvve-i şerriye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye var ve siz zina yapmadınız ve buradasınız. Tebrik ediyor. Anlıyor musun? Yani öyle alkışlıyorum ki acayibime gidiyor bunu okudukça. Yani elhamdülillah. Bu da Allah'ın ihsanıdır. Allah inayet etmese olamaz yani. Mümkün değil. İnsan ayağa kaymaması imkanı yoktur. Sıfır gibi. Mümkün değil. Rahmet ilahi istiyor, kudret-i Rabbani tutuyor bizi. Bu ikramat ilahidir. Lütfu rahmanidir. Ustad Hazretleri Kastamonu 221'de diyor. İnayet-i hassadır diyor. İmdadat-ı hususiyedir diyor. Bir tane de var orada. İnayet-i hassa, imdadat-ı hususiye bir tane de var. 221'de neyse açmayayım. 3 tane özel. Allah yardım ediyor. Bak onlar bile düşmüş. İhsanat. He? İhsanat. İhsan-ı ilahi midir diyor. İhsanat. He? İhsanat. İhsanat mı? Peki bakayım. 221 diye hatırlıyorum. İnayet-i hassa, imdadat-ı hususiye, ihsanat-ı mahsusa. Ya üçü de i. İnayet, imdat, ihsan. İnayet-i hassa, imdadat-ı hususiye, ihsanat-ı mahsusa. Oh! Varmış. Şükürler olsun. Risale okuyanlar da bu ceyran ediyormuş diyor. Nasıl sevmeyeyim? Ne kadar fasık bir kalbin uzantısı olan din adına ellerini bize öptüreceklerdi. Üstad, cevizi sarılı olan mendil bile öpülür diyor. Değil mi? Hatırladınız mı? Bazıları öpmemi bir şey diyor ama Üstad diyor, Üstad, sana padişahtan gelen bir hediye cevizin kabuğu dahi olsa veya ona sarılı mendil dahi olsa padişahtan geldiği için o da öpülür. Hatırladınız mı? Sen öpme kardeş. Sen el öpmeye devam et. Buraya demiyorum tabii. Öpenlere diyor. Yani el öpülmez mi? Öpülür de on kastım o değil. Kişileri merci yapanlar, kaynak yapanlar, kusursuz, ustadını diyor, kusursuz zannetme kusurdur diyor. Öyle mi? Laüsel yapanlar, miyenge vurmadan lat diye alanlar, ne yaparsa yapsın, şeyhtir, ustattır, vekildir, abidir, ne yaparsa yapsın, hayır, şeriata miyenge vuracaksın. Boşuna dememiş bu nazarattan, yenge vurmadan almayınız. Ama bir bildiği vardır canım İbrahim. Hasan'ın bir bildiği vardır. Hasan bir bildiği yoktur kardeşim, yanlış yapmışsa yanlıştır. Hasan yanlış yapmıştır. Ama çöp atılmaz çünkü muvazene amal var. Hayr-ı şerri hangi tarafsa ona göre muamele edin. Yoksa kusurla çöp atsak hiç kimse kalmaz, sen de kalmazsın zaten. Bir, kusursuz bir kişi var ve Allah tarafından kusursuz olduğunu Allah Resulü'dür. Peki, Allah adına kullanarak saptırmaya çalışırlar dedik 5-6 fatır. Müminlerin zamanla yıpranmalarını isterler. Sinirleri, tahammülleri sabrederler böyle. Al-İmran 155. Yıpranmalarını isterler. Başka yalan vaatlerde bulunurlar İbrahim 22. Kuruntulara, vehim ve kuşkulara yani şüphelere düşürmeye çalışır Nisa 119-120. Şuraya bak çabuk okuyorum ki. Bu noktaya nazar olur. Yani bu Kur'an'da seçin, buldum ayetler, ayet mealleri. Kuruntulara yani vehim ve kuşkulara, şüphelere düşürmeye çalışır. Düşmüşse korkma ondandır. Her hatırına gelen senin değildir. Sapkın amelleri süslü ve çekici gösterir. Nemr 24. Fakirlik korkusu vermeye çalışır. Verme, verme biter. Biter. Zekat ve sadakayı verdirmezler. Oysa sabah kalktığınız zaman kumbaranız olsun, bir sadaka kutunuz olsun. Oraya Allah aşkına ya bir tane bir lira atın öyle çıkın. Sadaka, sadaka yaşayacak hiçbir şey yoktur diyor Allah Resulü. Elham-ı Müsvet. Mutlaka o, onun karşısına çıkar. Sabah kalktığınız zaman kutunuz olsun ya bir sadaka bir lira at ya. Bir lira at. Sonra onu birinci derecede yakın fakir akraba varsa ona ver. Topladığın o sadakalar. Mutlaka yapın ya. Böyle bir lira bir şey olur mu İbrahim? At abi. Kutu atın. Sadakan bugün de. Bak ne diyor? Fakirlik korkusunu vermeye çalışır. Bakara
268. Kibir vermeye çalışır. Suat 74-75. Var mı bizde? Biraz varsa. Demek ki biraz girmiş değil mi Ömer? Öyle. Bayağı girmiş abi. Ha? Biraz değil, bayağı girmiş. Bayağı girmiş mi? Fark etmek için okuyorum biliyor musun? Acaba ben merakım şu. Ya okudum ama bana ne bakıyor ya? Var mı bu bende ya? Gösteriş için ibadet etmeye teşvik eder. Değil mi? ABD'de geçiyordu galiba. Diyor ki, adam bir tanesi nafile kılıyor mescitte. Fazla da riya girmez. Nafile kılıyor, duha kılıyor gündüz. İki kişi gelmiş, ayakları sesi duyuluyor, adam duruyor. Oysa ikisi de şeytan, insan kılığına girmiş. Şu adam var ya, şu adam duyuyor güya. İnan her sabah, her gündüz böyle rastlıyorum buna. Burada var ya, bu adam devamlı duha kılıyor. Acayip bir adam ya. Ondan sonra, bu yapma ya, ölüm ya falan dediler. Güya sesi, dur namazı bacak. Selam verdikten sonra namaz kılıyor. Arkaya dönüyor, hem de oruçluyum ha dedi. Bize namaz kılma diyemez. Ama namazımızı geç kıl. Biraz daha var. Kalitesini düşürmek için bunu yapar size. 5 dakika sonra kalk der. Namazı vaktinde kıldırmaz, namazı tesbihatla devam ettirmez. Namazımızı, tesbihatımızı yaptırmaz. Gösteriş için ibadet etmeye teşvik eder dedik Nisa 38. Ayetlerden uzaklaştırmaya çalışır Zuhruf 36-37. Unutkanlık ve dalgınlık verir. Şaşırma. Aa ben niye daldım, niye unuttum? Unutkanlık ve dalgınlık verir. Mücadele 19, Enam 68, Kehf 63. Niye? Çok lazım olduğu için tamam nerelerde geçiyorsa yazdım. 5 tane geçiyordu galiba, 3 tanesini aldım. Yani bu lazım. Ya kendine fatura çıkarma. Ya bundan nasıl unuttum ya ocağı? Unutursun. Unutturur musun? Merak etme. Unutkanlık ve dalgınlık verir. Duygusallık telkin yapar. İsra 64, mümtehine 1-3. Detaylara daldırır, teferratta boldurur. Mesela bir misal söyleyeyim. Olanı söylüyorum. Dede, kızım sol elle yemek yeme ya dedi. Olmuş ha, olanı söylüyorum. Bana bizzat akraba söylüyor. Dede ya, dedesi söylüyor. Kızım, niye sol elle yemek yiyorsun ya? Dede, senin faizle aldığın ekmektir. Solla yesem ne olur ki dedi. Ya, gider haram işler, adaplarla meşgul olur. Bir tanesi bana böyle bir WhatsApp'ta bir yazı gelmişti. Bu söyleyeceğim şu anda bana aitti. Çinli bir iş adamı söylüyor. Bize diyor, çakma iş yaptırıyorlar diyor. Türk iş adamları öğlen yemeğe giderken helal gıda nerede diye bize sorarlar diyor. Buna şaşırıyorum. Japon iş adamı anlatıyor. Evlerine gittiğin zaman şu Türk milletine diyor, her şeyini verir, canını verir. Sokağa çıkmaya dur dedi. Arabada ben geçeceğim, ben geçeceğim, arabanın başına geçirir diyor. Böyle bir acayip bir şeyiz yani. Kırmızıda geçmeyiz, durmayız, geçiyoruz. Kul hakkı olduğunu kale almayız. Bir tanesi çıkar böyle bir aptal. Resulullah zamanında kırmızı ışık mı vardı? Bak. Kul hakkıdır da. Kul hakkı olan her şey, her şey ona girer. Peki kul hakkı değil mi? Başka? Duygusallık telkin eder dedi. Detaylara daldırır. İsrafa teşvik eder. İsra 26-27. Beşinci şuada bunu çok güzel anlatıyor. Hadis de var. Deccal'ın en büyük tuzağı israf ettirmek. Gelir gidere denk gelmediği zaman harama itiliyor insan. Başka kindardır. Ondan sonra kindar şeyi ayeti unutmuşum yazmayı. Şimdi bir uzun bir izah var. Şeytanın Allah'a baş kaldırma cüretinde bulunan son derece isyankar, insanlara karşı büyük bir düşmanlık besleyen insan, yani o ayetleri topladım. Komple bir cümle yazdım. İnsan Allah'a karşı baş kaldırma cüretinde bulunan son derece isyankar, insanlara karşı büyük bir düşmanlık besleyen, insanları doğru yoldan alıkoymak için türlü çabaları harcayan varlık olduğunu Kur'an'da ayetlerle ortaya koyuyor.
tarihin başından bu yana tüm insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışan böyle bir varlığın bir insanın hizmetine verilmiş olması elbette Allah'ın büyük bir rahmetidir. İnsana hizmet, nasıl hizmet ediyor? Mesela bir tanesini söyleyeyim, ben yaşadığım bir şey söyleyeyim. Üsaliden araştırırken, şeytan insana nasıl dönüyor? Yübedülullah ise seyyat-ı hasenatı diye 23. sözden orada çalışırken, seyyat hasenatı nasıl dönüşür diye itiraz ediliyor tefsirlerde de. Yani günah, sevap nasıl olur? Kabilet-i şer, kabilet-i hayra dönüşür diyor Risale'de. Mesela insanda şehvi arzu var. Bak, bu içeride bir dürtü var. Ciddi bir enerji. İnternete gittim, bak biraz sonra çıkacaksın. Girmeye gücü yetmeyen, içinden çıkmaya gücü yetmeyecektir. Ha? Şimdi bak diye bir dürtü oldu mu? Bak, bu enerji değil mi? Bu güç değil mi? Peki, çıktı, bağ da yok olmaz, bu çıktı. Şeytanın dürtüsü, enerjidir. Bak, sen bakmadın, çak diye haram geçti. O enerji ne olur? Çıkan enerji, bakmadın, baksaydın, sıfırlanacaktı. O enerjiyi kullanarak haram yapacaktı. Enerji o veriyor. Şer enerji onda. Peki Ömer, o enerji çıktı. Bak, bakmadın, kadında geçti. O filme de girmedi. Bilgisayarı kapattı. Bok, aç. O enerji ne olur? Güç olur abi, her şey olur. Ha, o enerji kullanılmadığı için duruyor. O işte Allah diyor ki, ondan alacağınız lezzeti menfi, habis bir şey diyor ustad, şeytani bir lezzet. O, ben diyor, ondan daha fazla kalbinize imanınızı katlanırım, hissettiririm. Ha? O enerji çıktı. O enerji çatman suyuna benzer. Zahirde su gibidir ama gazdır. O enerji duruyor. Eğer sen o enerji durda duruyor, harcamadın ya, o soğudukça kemalat-ı hayri oluyor. Makasid-i hayri külli oluyor. Bak, o enerji, şeytanın enerjisi hayır oldu. Şeytanın enerjisidir. Bir de Kur'an okurken enerji çıkıyor. Veya şu anda ders dinlerken, birinci derecede vermekte, ben zevk alıyorum. Yani ben zevk almazsam böyle canlı ders yapamam. Ben zevk alıyorum. İşimi çok seviyorum, işimi sevmiyorum. Çok seviyorum. Merak ediyor. Yani bir kelime seneler veriyorum kelimeye. Tahayyüle çalışıyorum. Belki bir sene yakındır. Yakından takip edenler bilir. Tahayyül nedir? Tahayyül, tasavvur, akıl, dimağdaki merakı uğraşıyor. Yani bir kardeş demiş, ya nereden çıkıyor bunlar? Mevad-i Şeriye'den bahsediyor. Bak, 246 sözde de yazıyor kardeş. Ha? Niye bunlardan bahsediyor? Kur'an bahsediyor kardeşim, Risale'den bahsediyor. Hatta görüşmek istiyorsan şu ayete müracaat et diyor. 29. sözde var ya. Ha? Şimdi şeytanın enerjisi kullanılmayınca ortada duruyor. O çakmaktaki şey gibi, o soğudukça o çekirdek oluyor. O realitedir artık, enerjidir. Ha? Hayır oldu. Demek ki böyle bir şer mahluku insanın emrine vermiş. Nasıl vermiş? Tertlerle. Hiçbir iş yapmıyorsun. Tert yani sabah namaz, sabahleyin oruçta değil bu. Takva hiçbir eylem değil. Çok alimlerin eserinden okudum, takvayı çeşitli şekilde yorumluyorlar. Sabah namaz kılıp gündüz oruç tutandan tut, her şeyi söyle. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, takva meniyattan ve günahlardan içtinap etmektir. Meniyat nedir? Defi mesfasit. Günahlar nedir? Terk-i kebair. Hiçbirisi de eylem değildir. Terktir, terk. Terk. Bakmadın, bakmamakla yaptın. Yapmamakla yaptın. Yapmamakla yaptın. Bakmamakla da yaptın. Yapmamakla yapıyorsun. Bakın, takvada hiçbir tanesi eylem yok. Su oruç tutan, şu alev zekatını demiyor takva. Meniyattan ve günahlardan içtinap etmek. Ne demek o meniyat, günahlar? Lugat'ın aynısıdır. Lugat'ı gizel. Aşağıda izah ediyor hemen satırında. Diyor ki 148 Kastamonu'da defi mefasit terk-i kebairdir.
Peki ne demek ikisi? Bir tanesi eylemdir, İslam, bir tanesi itikattır. Bir tanesi kıldan ince, bir tanesi kılınçtan keskin. Sırat köprüsü. Yani terkler vardır. İşte şeytanı emrimize almamızın müessir gücü terktir. Eyle, öyle eylemleri olan vardı ki Kur'an'ın tabiriyle Belam bin Bağur'a medduası ve duası kabul oluyordu. Bak, ilk defa tarih dünyasına, tarih sahnesine ateist, Allah'ı inkar etme kitabını telif eden Belam bin Bağur'adır. Kur'an'da duası ve medduası kabul olan zat idi. Musa Aleyhisselam zamanında. Terki olmadı. Eylemi çoktu. Bazısı hatırına geliyor. Ulan bu kadar eylemi olan nasıl olur? Terki yoktu. Yani abi içtimai hayat, şimdi bakmak hani daha bir şeyi terk etmek, olan bir şeyden kendini sakındırmak. Bu da hani içtimai hayata girdikçe yani toplum içine girince ya da kendimizi bir şekilde yani çoklukta, kesrette boğulmamak tekilliği anlayabilmekle alakalı evet, geliyor. Evet. Mesela sevgili azizim, biliyorum senin işini. Geldi devletin ihalesi, ilaçla alakalı. Geldi bir gariban adam, tam bir fırsat. Geldi memursun, amirsin, ihale var. Devlet adına seni köprüyü mühendisin, teftiş edeceksin özel sektörün yol yapımını. Çimento kullanmış, kullanmamış. Ha, hiçbir şey yapmadım. Bakayım bu fırsatı, müteahhit diyor ki 50 çuval çimento kullanacaktım, 40 kullandı, belli. Sen kullandı de. Ha işte bu fırsatları, bunları fırsat zannedip, fırsattır ama onların zannettiği değil. Fırsattır şeye ama fırsattır ahirete. Aynı şey fırsattır. Tam senin bir imtihan. İşte bu viraj alma yeridir. Kulluğun şuurudur. İmanın tadı, iman tadı tatlanması, imandan zevk ve lezzet alma yeri tam orasıdır. Viraj tam oradadır. Bakayım o ihaleyi ne yapacağız? Takva burada. Burada. Tam burada abi. Yani içtimai hayatta... Çok bir şey yapmak değil. Değil. Allah'ın kullanmadın, ilaçları sana... Yok kardeşim biz bu böyle ala vera da ala vera işim olmaz. Tamam. Tam burada. Saptırmaya çalışan böyle bir varlığın bir insanın hizmetine verilmiş olması elbette Allah'ın bir rahmetidir. Hazreti Süleyman'ın şeytanları kendi emrine çalıştırmış... Onları hak dinin faydası olacak işlerde kullanmış olması kuşkusuz onun Allah'ın üstün kullarından olduğunu açık bir göstergesidir. Ki ona has değil ki Kur'an'da gösterilmiş. Gene söylüyor böyle. Allah söylüyor. Peygamber kıssalarını niye verdim diyor. Ben Kur'an'da okum biliyorsun çok okuyorum hamdolsun. Diyor ki bir mana söyleyeceğim. Peygamber kıssalarını ben tarih malumat olarak vermiyorum. Kalbini güçlendirmek için veriyorum diyor. Yani bu konuda yalnız değilsin sen diyor. Kalbindeki o şeyi güçlü kılmak için yapıyorum diyor Cenab-ı Hak. Yani bunları da onun için şey yapıyorum ben de yani yapmaya gayret ediyorum. En azından kendime şey yapıyorum. Yani ne demek istiyorum? Süleyman Aleyhisselam has değil şeytanları emrine kullanmak. Evet o seviyede değil. Ama peygamberlerin kıssaları 20. sözde söylüyor. Maddi terakkide nüminelerdir. Mesela o sıraya bir bakın. 20. sözde peygamber kıssalarında ilk önce Adem Aleyhisselam kıssası gerekmiyor mu? İbrahim. En sona koymuş. İlk hangi peygamberin kıssası var? Musa mıdır? Davut Aleyhisselam. Ve İlk hangi peygamberdir ve niyedir? Niye o sıra? Ve diyor zaman rastgele tombala çekmedi ya. Ben o sıradan bile merak ediyorum bu sırayı niye kullanmış? Peygamber kıssalarının sırasını niye kullanmış? Yani o sıradan bile insanı yapılandırıyor. Süleyman Aleyhisselam. Peki kim? Süleyman Aleyhisselam'dı. O da hava tesir etmesinden bahsediyor. Peki ben bir şey yapayım de. Geliş sırasına göre mi acaba?
İnsanı yapılandırıyor. Evet. Peygamberlerin geri sırası. Hayır. Peygamber geri sırası olsa birinci sırada Adem olurdu. He? Peki. İlk peygamber. İlk peygamber kısası kimindir? Hazreti Yunus değil mi abi? Adem Aleyhisselam abi. Yani 20. sözün baş kısmında Adem Aleyhisselam önce anlatılıyor. Ve aylen Adem Esma. Ama bu zaten bir kısmında onu hatırlamıyorum. Evet. Şimdi burada insanın fıtratını söylerken Adem Aleyhisselam'ı kullanıyor. Ama Mucizat-ı Enbiya şeyinde İbrahim Aleyhisselam ilk önce kimi kullanıyor? İlk önce İbrahim Aleyhisselam'ı kullanıyor. Musa Aleyhisselam'ı kullanıyor. Tövbe, özür dilerim. Süleyman Aleyhisselam'ı kullanıyor. Sonra Musa Aleyhisselam'ı kullanıyor. Sonra İsa Aleyhisselam'ı kullanıyor. İnsanın fıtratını anlatırken kardeş, yapılanmasını, o Adem Aleyhisselam'ı anlatırken ve aleme Adem esma-i külla fıtratı anlatıyor. Elva kabise oralarda bahsediyor. Yani insanın maddi terakkisine ve aklı ve kalbi bütünlükte malzeme elde etme adına sıralama, hangisini ilk önce yapacağız, hangi sıfatımızı inkişaf ettireceğiz? Birincisi Süleyman Aleyhisselam. İkincisi Musa Aleyhisselam koymuş. Üç, İsa Aleyhisselam koymuş. Öne çıkan sıfatları nedir? Çok ilginçtir. Dört, Davut. Beş, kimdir? Hazreti gene Süleyman Aleyhisselam'ı kullanıyor. Ondan sonra Davut demiştik. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ı kullanıyor. Çok gariptir. Tekrar Adem Aleyhisselam'ı kullanıyor. Sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kullanıyor. En sonda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kullanıyor. Süleyman Aleyhisselam. Ne yapmış, ne özelliği vardı ki? İlk yapılandırma noktasında o bize derstir. 24 sıra. Gerçek şu ki, yani şeytanın 24. sıfatı, gerçek şu ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onun düşman edinin. Fatır 6. 25 merhametsizdir. 26 sinsidir. 27 istikrarı bozar. 28 nefsi suçlamayı aklına bile getirmez. Tövbe ya, ben mi ya? Yok canım. Ben bunu yapamıyorum der mi? Öyle anlamışsın. Suçlama için kusur kendini almaz. Şeytan var ya, şey yapmış, bak söyleyeyim. Beni sen azdırdın diyor. Adem Aleyhisselam ne diyor? Ben nefsime zulmettim. Kusuru derifte edince Allah affediyor. 28 nefsi suçlama aklına bile getirmez. 29 tövbe etmez. Niyetlenmez de. 30 Allah'ı inkar ettirmekten ziyade şirk koşturur. Yani Allah'ı inkar ettirmez, şirk yaptırır. Çok ilginçtir. Çünkü kendisi Allah'ı inkar etmemiştir. Ahireti inkar etmemiştir ama şirk koşmuştur. 31 insanların zaaflarına göre yanaşır. Neyi seyretmişseniz film orada yanaşacaktır. 32 haramları, günahları zorlama süslü gösterir. 34 vaatlerinden cayar ve caydırır. 35 riyakardır. 36 Allah'a vefası yoktur. Yani bize vefasızlık sıfatı olarak dönüyor. Herkes anlaşılıyor değil mi? Yani hakikaten az çok biraz yok gibi değil mi Ömer sende falan? Ben de yok, yok vefa hiç yok sen. Yok vefasızlık yok. Ya hamdolsun. O yok. Doğru konuşalım. Yok şükür bir tanesi yok. Sözünde de çarmazsın. Tamam mı? Bir de sende çok güzel üstün bir sıfatın var, takdir edeyim. Yeis yok. Evet abi. Bugün arabada dedi ki ben bile dedi Allah'tan ümitliyim dedi. Tövbe istemiyorum. Çok anladım. Ben bile diyor. Dedim ya ben Allah razı olsun havuza götürdü beni kaplıcaya. Vallahi koptum yani ha. Vallahi böyle diyorum Allah'ın rahmetini siz düşünmeyin falan diyen adam ama vallahi o sıcak o taşı yatınca yani bir de depremde adam çıkarıyordum.
Abdülkadir, o 99 depreminde içeride sesler geliyor. Bu kulağım var ya bu, inmiş. Dedim, ya abi girme falan, bu canaskan olacak, içeridekiler gidecek. Kafa girecek kadar bu inmiş ya, hafif bu kadar bir boşluk var. Yani biraz da kazıdık, kafayı soktum. Soktum sonra bele kadar gelince boşluğa, artçı deprem olmasın. Kolan indi mi? Tam belime kadar, tam seviyeye geldi. İçerisi zifir, kolan üzerimde. İlk psikolojim orada biraz zarar gördü. Öyle, gitsem bir şey değil çünkü gitmişsin, hiçbir şey anlamadım. Öyle duruyorsun. Şimdi herkes, onları unuttu bizimkiler. Bunu nasıl çıkaracak? Kaldırırsa, batarsa. Ya çok acayip bir şeydir. Ya niçin söyledim? O atılma geldi havuzda sıcak taş. Hakikaten kabir yani. Allah göstermesin diyeceğiz ama kabiri göreceğiz yani. Ama bir şart da gözükmüyor. Şehitler görmeyecek. Başka şansımız yok zaten. Abi. Evet. Allah bizi şehit etsin. İnşallah. Namazdayken, dersteyken. Ama 100 şehit sevabı var abi. Harika. Mehmet Ali sevdim seni ya. Vallahi korkuyorum. Korkmaya başladım yani o havuzda ama burada rahat böyle konuşuyorum. Allah Allah. Ahde vefası yoktur. 37. Yalanı çok kullanan, iftira, gıybeti, zanlarda bulunmayı çok sever. 38. Kendini putlaştırmayı sever. Öyle. Putlar öyle oluyor. 39. Dinsizlerle pek uğraşmaz. Zayıf ve taklidi imanı olanlarla uğraşır. 40. Kur'an'ı hayatın dışına iter. Anlaşılmaz. Oo, koy oraya. Güzel de muhafaza koy, yukarı yaz. Elini sürmez. Tövbe ya, Kur'an sürülmez. Güya hürmet ediyor ha. Kur'an sürülmez. Oraya koy. Mübarek gecelerde inerse iner. Hayatın dışına itmiş Kur'an'ı. Kur'an okumaz gündelik hayatı. Okutturmaz. Çünkü Kur'an şeytan Kur'an okumaz, öyle biliyorum ben. 41. Atalet, miskinlik, tembellik hissini verir. Yani kalkma, 5 dakika sabah saldı yazayım. 5 dakika sonra kalkarım diye ne olur? Ulan 5 saat yattın doymadığında 5 dakika öyle mi duyacaksın? Atalet. Atalet ne? Tembellik, miskinlik, tembellik hissini verir. 42. Şerden usanmaz ve sinsice senden ümidini de kesmez. Hiç ümit kesmez. Vay be, ne alimdir. Ya Bediüzzaman'ın bile arkasına düşmüş ya. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin arkasını hiç bırakmamış. Gelmiş Beyazıt Camisi'nin karşısına dikilmiş. Sen Kur'an'ı çok âli ve yüksek zannediyorsun. Buraya bak ya. Vallahi ya, elimde olsa var ya. Naci, senin elinde olsa şeytan ne yaparsın? Döverim herhalde abi. Dövmeyin olur mu ya? Daha bir şey görmeyin. Daha bir şey yapma. Elini bağla. Ayaklarını da bağla. Ayaklarını da arabana bağla. Biz eskide müziklik yapardık çocukken köyde. Tenekeyi ip bağlardık. Arabanın altına koyardık. Ama ip uzun olurdu. Arabanın arkasını bağlardık. Adam gitti böyle. 10 metre gitti mi? Tokur 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 tokur. Hani onun gibi. Adam gelip çözerdi tekrar. Şimdi şeytanı da arkaya bağlayacaksın. Ölmeyeceğine göre senin azaplar. Vura vura, taşlara vura vura, vura vura. Çünkü kıyamete kadar öldüremezsin böyle. Hazreti Ömer değil mi radıyallahu anh, peygamberin huzuruna geldi. Peygamber'e sorularına cevap vermek için Allah göndermiş. O nasıl sinirlenmiş? Ya Ömer, ona kıyamete kadar mühlet verilmiş diyor. 44. Bozgunculuğu, fesadı, fitneyi çok sever. 45. Lanetlenmiş, kovulmuş, cehennem vaat edilmiş ona. Buna ait bir rüyamı bahsedeyim. Merak ettim, bu adam nasıl bir psikolojisi var ki? Hep şerde diyor. Şeytan da hayır var mıdır diyor. Hatırlarsınız değil mi? İş atacağız daha. Onu okurken kardeş, ya dedim, baba, hep şer üzerine düşünen adamın, ulan biz biraz şer olunca psikolojimiz bozuluyor. Panik atak, depresyon, intihar düşünüyoruz da. Biraz bozulunca. Adam hep şer üzerine. Bunun dedim psikolojisi nasıldır dedim İbrahim.
Merak ettim, merakım. Bayağı da ciddiyim. Ne bileyim karşıma çıkacak. Baktım rüyada geldi karşıma. Dedi böyle hani hamur yaparsan yuvarlak. Ez böyle. Uzunlama olsun böyle. Acayip aynı böyle tipi. Benim diyor psikolojimi merak ettin dedi. Aynı böyle direkt. Merak ettim dedim. Bak anlatayım psikolojimi dedi. Ama senden örnek vereceğim. Dedi ki sen dedi tövbe ya Rabbi. Kur'an'da Allah senin hakkında dese ki sonsuz cehennemliksin. İnandığın peygamber diyor. Kendisi inanmıyor. İnandığın peygamber hadisinde geçse ki şeytan melundur. Yani sen sonsuz cehennemliksin. Kur'an ve hadiste senin sonsuz cehennemlik olduğunu dair olsa senin psikolojin nasıl olurdu dedince başım döndü. Ha ben böyleyim dedi. Ya Yusuf abi. Kur'an'da düşünebiliyor musun abi? Kur'an'da alenen söylüyor. Sen hadiste açık sen şusun olacaksın. Bunu bilen bir insan nasıl olur ya? Akıl almıyor değil mi? Ha, bu adam böyledir. Onun için çıldırmış. Çıldırmış sağa sola saldırıyor yani. Eccal öğrendiği zaman nasıl sakin? Akşam öğrendiği zaman var. He? Akşam öğrendiği zaman. Beni. Yerinde kullanılmayan ayet bize lazım değil. Cemaatin üzerine maalesef kabus gibi bir el örtmüş, müsbet hareketname altında atalete betalete uğratmış. Oysa ustadın hayatına baktığın zaman aksiyon bir ustad var. Beyazıt Camisi'nin içe 50 bin kişiye hitap eden Bediüzzaman, doğuda bütün talebelerini şehit vermesine rağmen Ruslara karşı savaşan, İstanbul'da İngilizlere karşı Utuvat-ı Sitte ile mücadele eden, mecliste yerinde kullanılmayan hayat bana lazım değil diyen ve Lozan'ın iç yüzünü ve 5. Şua'yı yazan ustadın talebeleriyiz. Evet, ustup hataları oluyor. Evet. Bu da hamiyetten olsa gerek ama öyle zannettiğiniz gibi müsbet hareket de her şeyi kabullenip öyle bir hayat geçirmek de değildir. Geçmiş ümmete ve peygamber ve sahabesine bakın. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne bakın. İşkence çekmişler. Çoğu büyük zatlar hapishanede öldü. Anladın mı? Öyle mutlak ev, öyle hayatla, öyle de nötr bir hayatla da olmuyor bu iştir. Öyle de olmuyor. Bedel lazım. Yapmasın yapmasın tamam. Bir de yapanlara da kurup takma. Akıllı ol, bilmeyerek şere dost olma. Vela terkenu ilerlezine zelumu fetemessekum onlar. Tamam. Yani senden böyle bir şey istemiyor. O hamiyete bağlı. O ruhla alakalıdır. O ruhtur o. Yani o ruhtur. Ben nasıl herkesten böyle beklemiyorum ama o müsbet namı dediğin nedir o? Müsbet şudur. Müsbet hareket. Allah'ın haram etmeyip ifrat ve tefrit olmayıp Allah'ın onayladığı şeydir. Hakkını da aramak ve gerektiği zaman peygamberin yani ve Kur'an'ı müdafaa etmek. Peygamberine hakaret ettikleri zaman, Kur'an'a hakaret ettikleri zaman müdafaa etmek. Susmak, duymamazlıktan gelmek değildir. Ha? Müsbet hareket bir talebe öbür talebeye karşı müsbet hareket etmesi gerekir. Müsbet yani şeriat yasaklamamış bir şey. Mesela birisi cevap verecek. Bütün nurcular kafirdir diyor adam. Bediüzzaman Sahip Nursi de diyor İngiliz ajanı ve münafıktır diyor. Cevap vermeyecek, duymayacaksın. Müsbet hareketmiş. Yok öyle. Ben anlamıyorum. Öyle külliyattan öyle. Aksiyon ustad var ortada. Aksiyon Resulullah var. Yani Allah diyor şeyleri hükümlerini çekinmeden ifade eder diyor. Biz çekinmeyiz diyor. Allah diyor. Anladın mı? Yani öyle tamam. Uslup hatası oluyor, hatamız var. O da hamiyetten oluyor. Onu zaten söyledik. Ama dairelerde onun muhabbeti aşılanıyordu. Her gün onun uğruna ne oldu, ne mal oldu, ortaya çıkması adına her gün yüzlerce kişi asılsak ucuzdur. Anladın mı? Yani fikri mücadele. Evet. Fiil yok.
fiil yok. Fiil yok. Yani fikri mücadele. Fikri mücadele var. Yapacağız. Evet. Yani. Evet. Ama maalesef yapmıyoruz. Usta'da İngiliz casusu ve münafıktır derken Hutuvat-ı Sitte'yi öne çıkart İngilizlere karşı 1918'de İstanbul'da işgaline karşı halkı yanına alarak arkasına değil. Efendim Beyazıt'ta Ayasofya Camisi'ni 50.000 kişiye itaat etmiş. İsyan etmiş o 8 taburu yaptığı telkinle yapmış, dengeye getirmiş. Böyle aktif ve aksiyon bir ustad var. Tamam mı? Sahnelere koymuşlar, tımarhaneye koymuşlar. Bir bakın bakalım ne tür bir ustad var mı? Bir bak bakalım senin hayatına ve iddia ettiğin müsbet hareket dediğine uyuyor mu ustad? Müsbet demek Allah orada, Risale'nin orada haram dememiş olacak. Yani Risale'de uygulamamış bir hayat olursa menfidir. Yani fikri menfi yok. Dairde menfi yoktur. Yani Anadolu'yu esasen işte İngilizlerin İstanbul işgali üstad kurtarmıştır. Üstad organize etti. Ne ile? Bakın 1915'te şeyler yer değişti ama. Evet. Ah, maalesef. Biliyor işte kader hapse gidiyor işte sürgüne. Ben diyor bunların gelmesine vesile olduğu için kader adalet etti diyor. Yani bu şekilde bir sürgün yerine. Evet. Ama üstad kurtuluş Anadolu'nun kurtulmasının önderidir. Manevi önderidir, fiili önderidir. Fiili önderidir aynı zamanda. Çünkü gönüllü alay kumandanıydı. Bütün talebelerini ve medresesini kapatmış. Medresesini silah deposu haline getirmiş değil mi? Ruslara karşı o silahları vermiş bütün talebesi ve çoğusu şehit olmuş. Kendisi de Ruslara esir olmuş. Bak ustada bak. Siyon, aktif bir ustad. Ve 3 sene esarette kalıyor. Orada da gene tebligat yapıyor. Sonra bir vesileyle Avusturya, Selanik vasıtası İstanbul'a geliyor. Bakıyor ki 1918 olmuş. 3,5 sene esarette kalmış Rus. Ne yapmış? Kız mı kaçırmış? Bakmış ki İngilizler işgal etmiş. İngilizlere İslam'ın ezeli düşmanı diyerek Hutuvat-ı Sitte kitabını halkı organize edip İngilizlere karşı dur tutmuş, savaştırmış maddi ve manevi. Sen buna İngiliz ajanı diyorsun. Tamam. Şimdi Allah bana soracak. Sen niye bir şey demiyorsun? Usta bana diyecek. Sen benim çabamı içmiştin. Niye iki kelam etmedin? Böyle olmadığına dair. Nereden mi diyeceklerdi ben Hutuvat-ı Sitte ile o halkı organize edip İngilizlere karşı İstanbul'un peki İngilizler çekip niye gitti? Savaş mı yaptı? İngilizler İstanbul'u işgal ettiği halde niye çekip gittiler? Hiç sormuyor musun? Niye gitti? Ya, sorunun cevabında çok şey bulacaksın. Niye gitti İngilizler? İşgal etmiş ha. Almış İstanbul'u almış. Bırakıp gitmişsin. 1918'de niye bırakıp gitsin? Aptal mı bu? Alacağını almıştır abi, anlaşmıştır. Alacağını almıştır. Niçin gelmişse almış da gitmiştir. Ne almışsa araştır. Biz de onu söyledik. Ben 1998'de Irak'taki İngilizlere karşı savaş vardı ya. O İngilizler mağlup olmuş. Neydi onun adı? Kutu ve Mağara. Onun filmi varmış değil mi? Ben onu söylediğim için sorgulandım biliyor musunuz? Kutu ve Mağara savaşı İngiliz'in büyük mağlubiyetidir ama bu gizleniyor. Şartlardan bir tanesidir Lozan'da. Bu Kutu ve Mağara ifade etmeyeceksin. Çocuklara okulunuzda, okulda bu ders okutulmayacak denmiş. Biliyor musunuz? Şart Kutu ve Mağara. Ben niye söyledin diye. Bak şimdi filmi var ama. Bak filmi var. Ortaya çıkıyor. Öte tarihte 1. ve 2. İnönü diye bir savaş yok dedim. Ondan sonra bak yokmuş hakikaten. Şimdi hakikaten öyle mi ya? Biraz tarihinize sahip çıkın. Biraz aktif olun. Ustadın o menfi dedi fiilen yoktur. Fikri mücadele vardır kardeş. Hakaret içerikli olmamak şartıyla. O da müsbet olacak. O da evet. Müsbet dediğimiz o. İşte hakaret içermeyecek. Kavlileyin diyor ya. Evet. Yani o şekilde. Ama bazen işte kendi şeyine çıkıyor. O şahsıma ait dedim. Zaten onu belirtmişim zaten. Uslup atamız. Yani o da coşma hamiyetimizden. Yoksa şey onunla değil. Onu da zaten söylemişiz ama ama böyle de oturup da hiçbir şey kaçma. Aman
mutfak, tuvalet, yatak, işte de hayat geçirilmez. Böyle de biraz aktif olacağız. Menfi hareket edilmez dahilde ama fikri hareket yapılır. İşte bunlar. Cihad-ı manevi de diyor fikri. He? Cihad-ı manevi. Evet, cihad-ı manevi o fikridir. Çünkü dahilde İslam maddi mücadeleyi men etmiştir. Menfi hareket bu işte. Dahilde menfi hareket yapılmaz. Örnek verilirse, o konumuz o değil de, Şeyh Said isyanıdır. Gibi. Yani silahlı falan yoktur. Böyle vurma, kırma yoktur. Bir yerlere hücum etmek yoktur. Tamam mı? Heykel merkeğe hücum etmek yoktur. Bu fiilidir bu. Fikri olacak. Faydası da yok. Yani o bilemem. Faydası hep tamamen yoktur denilmez ama böyle bir şey yok yani. Ustadın bizim şeyimizde. Ama fikri de söylemsiz de yoktur. İfade edeceksin. Efendim 44 şeytanın şeyi, bozgunculuğu, fesadı, fitneyi çok sever. 45, lanetlenmiş, kovulmuş, cehennem vaat edilmiş. Allah muhafaza ya. 46, gayba ait hiçbir bilgisi yoktur ama gayba ait bilgi veriyorlar. Yalan ve zanlarla bilgi üretirmiş. 47, fal okları, dikili taşları, içki, kumar ve kat-i silahi rahimi yapar. 48, pis ve haram olanları çok sever ve sevdirir. 49, kötü arkadaş ve dost edinir ve edindirir. 50, yeise düşürttürür. 51, ağlayıcıdırlar, ayıplayıcıdırlar. Ben dalga geçerler. Yani bir akıl özürlüsü. Oysa akıl nimetini bize anlatıyor. Bizim fedaimizdir. Akıl nimetimizi bize göstermek için Cenab-ı Hak bir hikmeti de olsa gerek. Özürleri dalga geçerler. Alar ödürler. Yani fabrikada da rastlarsınız. Kabiliyeti var, kabiliyeti yoksa hani ha yaparlar. Bunlar neymiş? Ağlayıcıdırlar, ayıplayıcıdırlar bunlar. 52 ve son. Korkak olur, sana korkaklığı pompalar. Korkak olur. Korkaklığı pompalar. Öncelikle şeytana genel bir perspektifle en büyük özelliği neymiş? Kendisine tabi olanları inkar ettirip biz de istediklerimizi sorgulamamıza inşallah bu ders vesile olur. Ben mi istiyorum? Evet istiyorum. Canım istiyor. Birisi istiyor. Yani neye benziyor? Tuvalet ihtiyacı ayrıdır. Şehvet ihtiyacı ayrıdır. Yemek ihtiyacı ayrıdır. Ses duyma ihtiyacı ayrıdır. Görüntü farklı farklı değil. Yani buralara girer. Yani bunu ister ama bunu sorgulamamız lazım. Kim istiyor bunu? O mu bu mu? Üç ikisinin dışındasın. Bu benim nefsim. Bu benim ruhum. Yani vesvese de melekun. Deme. Vür. Verme. Vürme. Ver. Zekatı işte. Yani iki ayrı fikir göreceksin. Önüne konulmuş. Sen ise bu benim nefsim. Ben diyen ayrı. Bu. Buna da benim ruhum. Bu diyor, bu diyor. Ha sen burada sıslan. Sen haklısın. Üçüncü bir şans sensin. İşte bunu fark etmek için bu dersi gayma oydu. Şeytanın en büyük tuzağı kendine tabi olanlara inkar ettirir. Ve şu 52 tane şeyi bize pompalamaya çalışır. 52 tane. Daha merak ederseniz ya Kur'an'a bakarsınız veya 15-20 dakikada okuduğu o maddeleri dinlersiniz. Ben uğraştım. Yani bunları tasnif etmek, yani oradan onları tek tek Kur'an'da 1, 2, 3 yazmıyor. Öyle yazmıyor. Onları çıkartılmış, hazır. Gayem şuydu. Acaba bunlardan kendine tabi olanlara acaba hangi sıfatım benim zannediyorum da kin mesela, kin ve nefret, adavet, ben merkezde olmak var ya, pergel insan. Hep onlardan kaynaklanıyor. Bâhir davâhum en ilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâs-selâtu.